Bugün bu videoda iki konuyu sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Bunlardan birisi biliyorsunuz Merkez Bankası bugün de bir faiz indirimi kararı aldı. 50 bas puanlık indirimle 8.75 olan politika faizini 8.25 seviyesine çekmiş durumda. Diğer taraftan swap'la ilgili beklentilerimiz hala devam ediyor. Türkiye, Amerika ile, Avrupa ile, İngiltere ile, Japonya ile herhangi bir ülke ile fark etmez. Dolar bazlı bir swap anlaşması yapacak mı, yapmayacak mı? Tamam, görüşmeler devam ediyor yetkililerin söylediğine göre ama sonuç ortada yok. Bu konunun detaylarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Merkez Bankası'nın faiz kararıyla swap anlaşmasının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusu paralel gidiyor. Enteresan bir benzerlik var. Onu da sizler için değerlendireceğim. Hepiniz hoş geldiniz. Önce Merkez Bankası'nın faiz kararıyla başlayalım. Neden Merkez Bankası sadece 50 bas puanlık bir indirim gerçekleştirdi? Neden bu kez tam da piyasaların beklediği oranda bir faiz indirimi gerçekleştirdi? Üstelik dün biliyorsunuz Katar'la bir swap anlaşması yapıldığı, daha doğrusu 2018 yılında yapılan swap anlaşmasının ölçeğinin genişletildiği açıklaması yapılmıştı ve piyasadan da demek ki Merkez Bankası daha da çok bir faiz indirimi yapacak beklentisi doğmaya başlamıştı. Yani Merkez Bankası'nın aslında 100-150 bas puanlık bir faiz indirimi yapabilecek kadar eli güçlüydü algı açısından bakıldığında. Ama öbür taraftan şu gerçekte ortadaydı. Swap anlaşması Katar'la yapılmış olsa da Türkiye'ye bir sent bile girmeyeceği için bu anlaşmanın çok da fazla bir geçerliliği yoktu. Swap anlaşmasının ancak dolar üzerinden yapılması durumunda Merkez Bankası'nın eli güçlenebilirdi ve bu durumda belki faizleri çok daha sert bir şekilde aşağıya indirebilirdi. 50 bas puanlık bir indirim yaptı sadece, çünkü eğer ki 100-150 bas puanlık bir indirim yapmış olsaydı dolar üzerindeki baskı çok daha şiddetli bir şekilde artacaktı. Bu arada dolar üzerindeki baskı artmıyor anlamına gelmiyor. Tırnak içerisinde çok kısa olarak söylüyorum, yakın bir zaman içerisinde. Bakın, çok yakın bir zaman içerisinde biz büyük ihtimalle dolar kurunu tekrar 7.20 seviyelerinde göreceğiz. Altını da, gram altını da 400 liranın üzerinde göreceğiz. Hani o hedef olarak koyduğumuz 402 lira seviyelerinde göreceğiz. Çok ama çok yakın zaman içerisinde. Bu videoda aslında bunu da detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Neden? Merkez Bankası'nın 50 bas faiz indirimi, yani temkinli faiz indiriminin arkasında aslında Türkiye'nin swap anlaşması konusunda elinin ne kadar zorda olduğunu net bir şekilde bizlere gösteriyor. Merkez Bankası eğer bu kadar temkinli bir faiz indirimi yaptıysa bunun arkasında Türkiye'ye dolar girişiyle ilgili büyük sıkıntıların olduğunu görebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar, swap anlaşması yapılamazsa Türkiye'ye bir yandan dolar girişi olmayacak. Öbür taraftan da zaten mevduata talep olmadığı için yurt içinden ve yurt dışından dolara olan talep her geçen gün biraz daha artacak. Bu 2-2-4. BNP Paribas başta olmak üzere dünyadaki pek çok önemli banka Türk lirasıyla işlem yapmaktan vazgeçtiğini net bir şekilde açıkladı. Bu ne demek? Yok kardeşim, biz size artık güvenmiyoruz. Yarın öbür gün sizin ne yapacağınızın belli olmadığını net bir şekilde gördük. Bu nedenle de biz artık Türk lirası swap işlemlerinden uzak duruyoruz diyor bu bankalar. Öbür taraftan Amerika'ya dönüyorsunuz, bakıyorsunuz. O da biz size güvenmiyoruz çünkü siz hala S-400 konusunda bizim istediğimiz adımları atmadınız. Ekonomik göstergelerinizle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Kısa vadeli borçlarınızı ödemenizle ilgili de problemler olduğunu görüyoruz. Onun için genişletilmiş swap anlaşmaları içerisine sizi almayı planlamıyoruz diyorlar. Fed'in resmi kaynakları tarafından açıklamalar yapıldı bu konularla ilgili. Bunun tersi bir açıklama yapılmadı. Yumuşak bir açıklama, yuvarlak bir açıklama da yapılmadı arkadaşlar. Çok net bir şekilde Amerika'nın Türkiye ile bir swap anlaşmasının yaklaşmayacağını, yanaşmayacağını görüyoruz şu ana kadar. İngiltere'de, Japonya'da yine Türkiye ile bir swap anlaşmasına yanaşmıyor. Hem Türkiye'nin finansal verilerine güvenmiyor, hem de Türkiye'nin bugüne kadar uyguladığı finansal politikalara inanmıyor. Sözlerine güvenmiyor çünkü Türkiye ne yazık ki sözlerini tutmuyor. Finansal kurallara göre oyunu oynamıyor. Yarın öbür gün bu oyunu bir kez daha bozarsa yine büyük zararlarla karşı karşıya kalacağını gördüğü için hem İngiltere hem de İngiliz bankaları bu işlerden uzak durmayı tercih ediyor. Dolayısıyla bizim swap anlaşması yapmamız her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Swap meselesi büyük bir balondan ibaret kalmaya devam ediyor. Yarın öbür gün swap anlaşmasının yapılmayacağı çok daha net bir şekilde ortaya çıkarsa işte o zaman dolardaki baskı daha da artacak.
Ve Merkez Bankası bunu çok net bir şekilde görüyor. Sizin gördüğünüzden, benim gördüğümden çok daha net bir şekilde görüyor. Eli kolu bağlı faiz indirimlerini yapmak zorunda, konut piyasasını bir şekilde canlandırmak zorunda, kredi musluklarını bir şekilde açmaya çalışmak zorunda ama öbür taraftan piyasadaki gerçekleri de görüyor. Bu nedenle de faiz indirimini bu kez agresif bir şekilde değil, daha itinalı bir şekilde yapmak zorunda kaldı. 50 bas puanlık indirimin arkasında yatan gerçek bu. Türkiye'deki gerek yabancı yerleşik bankalar, gerek kamu bankaları, gerek yerli özel bankalar çok küçük sayıda olmakla birlikte güven kaybını onlar da yaşamaya başladılar. Hükümete olan güven kaybından bahsetmiyorum. Yurt dışındaki pek çok kredi derecelendirme kurulu Türkiye'deki bankalara olan güvenini kaybetmeye başladı. Nitekim Fitch 9 bankanın görünümünü negatife çevirdi arkadaşlar. Halk Bankası'nın direkt notunu aşağıya indirdi. Ve bunun sebebini de çok net bir şekilde açıkladı. Hemen sizlere birebir kaynağından okuyorum. Diyor ki Fitch, bakın çok net anlatıyor. Piyasa dalgalanmalarındaki artış ve zayıflayan net döviz rezervi pozisyonuna bağlı olarak yurt dışı finansalları üzerinde artan stres riski dikkate alındığında artan hükümet müdahaleleri riskleri çok net bir şekilde yansıtıyor diyor. Fitch şunu söylüyor. Hükümet finansal sisteme müdahale ediyor ve bu aslında artan risklerden kaynaklanıyor. Döviz rezervlerinin çok ciddi anlamda düştüğünü görüyoruz ve Türkiye'nin risklerin her geçen gün biraz daha arttığını görüyoruz ve bunun da bankacılık sistemine, bankacılık sektörüne çok ciddi yansımaları olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle de bankacılık sektöründeki 9 önemli bankanın görünümünü negatife çeviriyoruz. Halk Bankası'nın da ekstra olarak notunu indiriyoruz diyor. Bu çok önemli bir veri ve bu şunu gösteriyor bize. Yakın zaman içerisinde ne Türkiye Hazinesi, ne Türkiye Merkez Bankası, ne de Türkiye'deki kamu bankaları ya da özel bankalar yurt dışından sendikasyon kredisi bulamayacak demek. Borç bulamayacak demek. Borç bulamadıkları için de her geçen gün paraya daha da sıkışacaklar. Özellikle yabancı paraya daha da sıkışacaklar demek arkadaşlar. Şimdi gelelim hem Merkez Bankası'nın faiz indirimine hem de swap'taki bu ortama bağlı olarak dövizdeki durum ne olacak? Dolardaki durum ne olacak? Ve dolardaki duruma bağlı olarak da gram altındaki durum ne olacak? Hadi gelin biraz da bunu değerlendirelim. Bir, öncelikle düşük faiz nedeniyle vatandaşın mevduatı olan ilgisi her geçen gün biraz daha azalacak. İki, firmaların da mevduatı olan ilgisi her geçen gün biraz daha azalacak. 3. Bankaların kredi muslukları daha da sıkışacak. Bankalar kredi vermekten her geçen gün biraz daha fazla kaçınacaklar. 4. Vatandaş mevduata yönelmediği için dövize, altına yönelmeye devam edecek. Üstelik çok yoğun bir şekilde yönelmeye devam edecek. 5. Firmalar hem yurt dışına olan borçlarından dolayı hem iç piyasadaki döviz borçlarından dolayı her geçen gün dövize olan taleplerini biraz daha arttıracaklar. Ve bu da piyasadaki döviz sıkışıklığını daha da arttıracak. 6. Merkez Bankası rezervleri her geçen gün biraz daha erimeye devam edecek. 7. Yurt dışına kısa vadeli borçlarımızı ödemekte çok ciddi anlamda zorluklar yaşamaya başlayacağız ve çok büyük tavizlerle IMF masasına oturmak zorunda kalabiliriz arkadaşlar. 8. IMF'nin masasına oturamazsak çok yüksek faizlerle tefeci kredisi, tefeci dövizi bulmak zorunda kalacağız. 9. Piyasadaki döviz sıkışıklığı ve dövize olan talep nedeniyle döviz fiyatlarında özellikle dolarda şoklar yaşamaya başlayacağız. 10. İşin içinden çıkılamaz hale geldiği an itibarıyla da dövizde özellikle dolarda devalüasyon etkileri görmeye başlayacağız. Bunun gibi aslında çok daha fazla madde sayabilirim ama bunlar 10 temel madde. Dövizdeki bu yükseliş, dolardaki bu yükseliş. Bu arada şunu söyleyeyim, yakın zaman içerisinde 7.20'ye gidecek ama 7.20'ye gidişi bir döviz şoku olmayacak. 7.20'den sonraki süreçten bahsediyorum size. Yani saydığım bu 10 madde aslında döviz şokunu işaret ediyor. Aynı Ağustos 2018'deki gibi çok sert bir döviz hareketinden bahsediyoruz. 3,5 liradan nasıl 7 liraya geldiyse döviz, bugün de 7 lira olan dövizin bir anda 14-15 liralara gitmesinden bahsediyorum sizlere. Ve tabii ki bunun yan etkilerini görmeye başlayacağız. Nedir bu yan etkiler? Döviz bir anda yukarıya doğru fırlarsa işte o
zaman arka arkaya zamlarla karşı karşıya kalacağız. Arka arkaya yeni vergilerle karşı karşıya kalacağız. Pandemi nedeniyle yurt dışından turist çekemeyeceğimiz için bu açığı kapatma şansımız olmayacak 2018 yılında olduğu gibi. Bütçe her geçen gün açılacağı için ve bu bütçe açığının kapatılması şart olacağı için mutlaka vergiler arttırılacak, zamlar yapılacak arkadaşlar. Sıkışan piyasa reel sektörü vurmaya başlayacak. Reel sektörde çok ciddi batıklarla karşı karşıya kalacağız. Pandeminin etkisi de buna tuz biber olacak. Hem reel sektör batıkları, hem işsizliğin artması, hem yoksulluğun artması bankacılık sistemini de zora sokacak. Aslında Fitch'in kısaca söylemeye çalıştığı şey bu. Banka batıkları belli bir seviyeyi aştığı an itibariyle de büyük bir finansal kriz, büyük bir ekonomik krizin öncü göstergesi olacak. Bu büyük ekonomik kriz de ne yazık ki Türkiye ekonomisini darmadağın edecek. Bütün bunların yaşanmaması için neredeyse 2 yıldır konuşuyorum. Dilimde tüy bitti. Ama konuştuğumuz her şey nedense bir muhalefet kaygısıyla konuşuluyormuş gibi algılanıyor. Muhalefet kaygısıyla konuşmuyoruz. Bunun bedelini hepimiz ödeyeceğimiz için uyarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. A partisi, B partisi beni hiç ilgilendirmiyor. Hangi partinin iktidar olduğu, hangi partinin muhalefet olduğu da beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren taraf şu arkadaşlar. Ben ne kadar geçinebiliyorum, ben ne kadar işimi yürütebiliyorum ve ben ne kadar doğru düzgün bir sosyal hukuk devleti içerisinde yönetiliyorum. Ben buna bakarım. Benim fakirimle zenginim arasındaki makas ne kadar açılıyor, ben buna bakarım. Orta gelirlim var mı yok mu, buna bakarım. Eşit gelir dağılımı var mı bir ülkede, yok mu, ona bakarım. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Uluslararası finansal sistemin içerisinde yer alıyorsanız, bunda ısrar ediyorsanız, hayır kardeşim ben yer almıyorum, almayacağım bundan sonra diyorsanız tabii ki farklı politikalar izleyebilirsiniz. Ama eğer ki bu uluslararası finansal sistemin içerisinde yer alıyorsanız o zaman kurallarına göre oynamanızı beklerim. Kurallarına göre oynamazsanız çünkü bunun bedelini yine ben ödüyorum. Fakirlikle ödüyorum, yoksullukla ödüyorum, krizlerle ödüyorum. Tabii ki onun için de uyarıyorum. Bir vatandaş olarak uyarıyorum. En doğal hakkımı kullanarak uyarıyorum arkadaşlar. Yolun sonuna gelindi arkadaşlar. Eğer ki çok yüksek montanlı bir swap anlaşması yapılmaz ise, eğer çok yüksek montanlı sendikasyon kredileri bulunamaz ise, eğer ki çok yüksek montanlı dış borç bulunamaz ise bu işin sonuna gelinmiş durumda arkadaşlar. Bu döviz sıkışıklığı büyük bir döviz patlamasını işaret ediyor ve o döviz patlaması ile birlikte uluslararası risklerle onsun yükselmesi birleştiğinde emin olun hem altının gramında çok sert yükselişler göreceğiz, hem de dolarda döviz cephesinde çok sert yükselişler göreceğiz ve bunun tetiklediği kriz nedeniyle de özellikle borsada çok sert satış baskısı göreceğiz. Buna hazırlıklı olun arkadaşlar. Bugün yalancı baharın son günlerini yaşıyoruz. Bu yalancı bahar bittiğinde, kırağa düşmeye başladığında bütün tohumlar ölür ve neye uğradığınızı bir anda şaşırırsınız. Bu uyarıyı bir dost olarak sizlere yapmak zorundayım arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Eğer ki bildirimlerinizi açarsanız sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirim. Diğer taraftan videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak oradaki üyelik seçeneklerinden herhangi birisine katılabilir ve kanalımıza destek olabilirsiniz. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.